Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlarımızı en hızlı bir şekilde nasıl uzatırız ve nasıl gürleştiririz onu paylaşmak istiyorum. Bu orta boy bir kuru soğanım var. Bu şekilde. Ben önceden soydum. Bu şekilde 4'e pay ettim. Soydum ve 4'e pay ettiğim soğanlarımı şöyle küçük bir tencereme koydum. Şimdi bunun üstüne 2 bardak su ilave edeceğim. Şöyle yarım su olacak şekilde ilave ediyorum. Bu şekilde 2 su bardağı ilave ettim. Benim saçlarım omuz hizamı biraz geçiyor. 1 soğan yeterli olduğu için ben 1 soğan kullandım. Eğer sizin saçınız daha uzunsa 2 soğan kullanabilirsiniz. Suyunu fazlalaştırabilirsiniz. Bu sizin saçınızın uzunluğuna göre değişebilir. Ve altını yakıyorum. Kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada kırmızı soğan kullandım ben. Kırmızı soğan olursa daha etkili oluyor. Ama eğer elinizde yoksa sarı soğan da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde kaynamaya başladı. İyice kaynattım. Sapsarı su çıkana kadar kaynatıyorsunuz. Ve şimdi altını kapatıyorum. Sanırım 15 dakika oldu. Bayağıdır kaynadı. Gördüğünüz gibi. Sarı su çıkana kadar kaynatıyoruz. Alıyorum. Sarı su. Şöyle alıyorum. Bir süzgeçten geçirmek için bir süzgeç ihtiyacımız var. Sadece suyunu aldık. Sadece suyunu aldım. Soğan suyunu. Bunu haftada bir veya iki defa kullanabiliriz. Kullandıktan sonra saç diplerimizden başlayıp uçlara doğru bütün saçlarımıza uyguluyoruz. Haftada bir veya iki defa uygulayabiliriz. Bu soğan kürü çok güzel. Gerçekten uygulayın. Çok hızlı bir şekilde saç uzatmanıza yardımcı oluyor. Şöyle yalnız 15 dakika 20 dakika soğumasını bekleyeceğiz. Eğer soğumasını beklemezsek sıcak kullanırsanız saç diplerinizi yakmış olursunuz. Ters etki yapar. O yüzden soğuk ve ılık veya olması gerekiyor. Bunu uyguladıktan sonra saçlarımızı sarmamız gerekiyor. Bir bone ile olabilir veya bir tilbent ile olabilir. En az 1 saat durması gerekiyor. Eğer durabiliyorsanız gün boyu da durabilirsiniz ama belki öyle sıkıcı olabilir. O yüzden 2 saat veya 5 saat dahi durabilirsiniz. Durduktan sonra saçlarınızı güzelce yıkıyoruz. Belki soran olabilir. Bu soğan suyu saçımıza sürdükten sonra bir koku olmuyor. Çok hafif, rahatsız edici bir koku değil o da. Çok az bir kokusu oluyor. Öyle çok rahatsız edici bir kokusu olmuyor. Bu soğan kürümüzü uyguladıktan sonra saçlarımızı şampuanlıyoruz. İsterseniz akşam yapıp eğer durabiliyorsanız yastığınızın üstüne bir havlu koyarsınız. Sabaha kadar da durabilir. Eğer durabiliyorsanız gündüz de yapabilirsiniz. En az 1 saat, en fazla 1 gün durabilirsiniz. Saçımızı sardıktan sonra saç derimizin altına nüfuz etmesi için saçlarımızı sarmamız gerekiyor. Streç uygulamayın arkadaşlar. Streç buna pek uygun olmuyor. Ya bone geçirin veya bir tilbentle sarın. Göreceksiniz siz de saçınızda hızlı bir şekilde uzadığını. Diyebilirim ki dünyanın en kolay saç uzatma kürü diyebilirim buna. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.